İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi gece saat 1'de hapis cezasının infazının durdurulmasına ve Ergin Saygun'un tahliyesine hükmetti. Kararı emekli komutanın avukatı Sedat Küçük Yılmaz, oğlu Tolga ve kızı Ece basına duyurdu. Aslında ta 20 Aralık civarında, 25 Aralık'ta verilmesi gereken bir karar bugüne kaldı. İşte 20 Aralık tarihli, daha önce de söylediğim gibi Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin verdiği raporda hastanede kalmasının enfeksiyona neden olabileceği, Sayın Ergün Saygun Paşa'nın kalp kapakçıklarının metalik olması nedeniyle virüs kapabileceği belirtilmişti ve hastanede uzun süre kalmaması gerektiği de açıkça yazılıydı. Babamın tahliye kararıyla ilgili tabii mutluyuz. Yani keşke bu tip hastalıklara sebebiyet vermeyecek bir tarihte alınsaydı bu karar. Hastanenin kendilerine böyle bir riski bildirdiği zaman keşke bu karar alınsaydı da bu kadar ameliyatlara, ölüm risklerine gerek kalmasaydı. Gene de söylenecek şey, babamın ameliyata girerken bile söylediği gibi, Allah devlete zeval vermesindir. Biz her zaman dediğim gibi yere düşen bayrağı alırız, yolda yürümeye devam ederiz. Evet, mahkeme kararını tebliğ ettiler. Babamın cezasının, daha doğrusu tahliyesiyle ilgili kararını mahkemenin. Onu imzaladım. Kimliğini verdiler. Cezaevinde kalmış belli bir parası var, onu verdiler. Emekli Orgeneral Ergin Saygun için yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Saygun'un yatarak tedavisinin sona ermesi halinde kalacağı adresi mahkemeye bildirilmesi istendi. Ayrıca hastane ve evinde güvenlik önlemleri alınması da talep edildi. Yeni anayasa konusunda muhalefetten gerekli desteği alamazsak referanduma gideriz diyen Başbakan Erdoğan, BDP ile ittifak mesajı verdi. BDP ile anayasal değişiklik yapmaya sayımız yetmiyor diyen Erdoğan, referandum noktasında anlaşabilirsek onlarla da müşterek adım atabiliriz dedi. Başbakan Erdoğan yeni anayasa konusunda BDP ile ittifak mesajı verdi. Slovakya dönüşü açıklamalarda bulunan Erdoğan, şimdi BDP ile anayasal değişiklik yapmaya sayımız yetmiyor. Ama geçen gün söyledim, referandum noktasında yani 330'u yakalamak adına anlaşabilirsek onlarla da müşterek adım atabiliriz dedi. Grup başkanımız ve başbakanımız Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmalarını Mart sonuna kadar tamamlamak istediklerini, aksi takdirde referanduma gidebileceklerini söylemişti. Biz parlamentoda beklediğimiz desteği aldığımız anda bunu gündeme getiririz. Referandum gücünü yakaladığımız anda da değerli arkadaşlarım biz millete gideriz. Öte yandan AKP Merkez Yürütme Kurulu Başbakan Erdoğan başkanlığında genel merkezde toplandı. PKK ile müzakere ve yeni anayasa gündemli toplantı öncesi soruları cevaplandıran Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, BDP ile anayasa ittifakı soruldu. Yani BDP ile de ittifak yapılarak referandum... Yani hayır, hayır, böyle bir şey söylemiyoruz. Uzlaşma komisyonunda bir araya geliyoruz, meclis genel kurulunda bir araya geliyoruz, komisyonlarda bir araya geliyoruz. Yani her yerde bir aradayız. Yani anayasayı yapma konusunda şu anda bütün partilerle bir aradayız. Sayın seyirciler, Türkiye'nin dış borcu Hazine Müsteşarlığı verilerine göre 561 milyar Türk lirası. Hükümete göre ise hiç dış borcumuz yok. Yine hükümete göre döviz rezervimiz 123 milyar dolarla tarihi zirveyi gördü. Ancak bu rezervin tamamının bize ait olmadığı biliniyor. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu bu iki konudaki çelişkiler üzerine bir basın açıklaması hazırladı ve şimdi o açıklamayı ekranınıza getiriyoruz. Bu milletin evladı olan aydınlar, bu milletin evladı olan bilim... Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu hükümetin para politikasını eleştirdi. İlk başlık döviz rezervi. Merkez Bankası ve hükümet yetkilileri döviz ve altın rezervlerinin 123 milyar doları geçtiğini ifade ediyor. BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu bu rakamı bir başarı olarak sunanlara tepki gösterdi.
Bunun nasıl bir aldatmacı olduğunu anlamak için döviz rezervinin ne olduğuna ve Türkiye'deki döviz rezervinin kaynağına bakmak yeterli olacaktır. Bir ülke harcadığından fazla döviz kazanıyor ve bunun bir bölümünü bir kenara ayırıyorsa bu gerçek bir rezerv artışıdır ve Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Japonya ve bunun gibi ülkeler bu sınıftadır. Bir ülke ihracatından fazla ithalat yapıyor ve cari açık veriyorsa, hem de halen borçlar ve faizlerini ödemekte sıkıntılar yaşıyorsa, döviz rezervi artışının kaynağı dış borç ve yabancı yatırımdır. Türkiye'nin durumu maalesef budur. Alınan dış borcun bir bölümü rezerv olarak tutulmaktadır ve bu durum borç veren güçlerin bir dayatmasıdır. Bu durum övünülecek bir başarı değil, aksine ülkenin durumunu gösteren yüz kızartıcı bir sonuçtur. Hükümetin yaptığı bankadan faizde kredi çeken ancak bunun belli bir bölümünü yine bankada tutan, bu parayı kullanmadan faizini ödeyen kimsenin hali gibidir. Sayın Başbakan'ın Türkiye'nin kredi notu neden yükselmiyor sorusunun cevabını bulması için ekonomi kurmaylarından rezervde tutulan paranın kime ait olduğunu ve niçin kullanılamayan zorunlu rezerv faiz ödemesi yaptığımızı sorgulaması gerekmektedir. Hükümetin para politikasında son günlerde tartışma konusu olan bir diğer ifade, Türkiye'nin dış borcunun kalmadığı yönünde. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu açıklamasına BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu rakamlarla yanıt verdi. Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun ödenmesi maalesef Türkiye'nin borcu kalmadığı şeklinde çarpıtılmaktadır. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye IMF'ye adeta cep harçlığı olarak 5 milyar dolar borç veren bir ülke haline gelmiştir derken, IMF'ye en zor dönemdeki toplam borcumuzun 16.2 milyar dolar olduğunu ve o dönemde toplam dış borcumuzun 210 milyar dolar olduğunu mutlaka biliyordur. Hazine Müsteşarlığı'nın 4 Şubat 2013 tarihli verilerine göre Türkiye'nin 2012 yılı 3. çeyreğindeki dış borcu 561.3 milyar TL olarak açıklanmış olup buna özel sektöre ait borçlar dahil değildir. Özel sektörün dış borcunun eklenmesiyle Türkiye'nin dış borcu 750 milyar doların üzerindedir. Bu dönemde özelleştirmelerle yapılan satışlardan elde edildiği belirtilen 47.9 milyar doların nerede olduğu da ayrıca bir muammadır. Hükümetin durumu, her şeyini özelleştirme diye satan, aynı zamanda borçları artan ama bu arada bakkal manav gibi küçük borçlarını kapatmakla övünen aymazın haline benzemektedir. Borçlardan kurtulmak, kendi paramızın gücüyle övünmek ve gerçekten alan el değil, veren el olmak mümkündür. BTP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Eğercioğlu, bu sıkıntılardan kurtulmanın tek yolu olarak milli ekonomi modelini uygulayacak olan Bağımsız Türkiye Partisi'ni iktidara taşınmasını gösterdi. Sosyal devlet, milli devlet projelerinin sahibi. Evet değerli seyirciler, ülkemizdeki ekonomik gerçekleri irdeleyen ve masaya yatıran bir analiz sunduk sizlere. Şimdi de Avrupa Birliği'ndeki bütçe görüşmelerine bir uzanalım. Bakalım Avrupa Birliği'ndeki ekonomik durum nasıl? Evet, Avrupa Birliği liderleri birliğin 2020 yılına kadarki bütçesini belirlemek için Brüksel'de bir araya geldi. Kasım ayındaki ilk zirvede anlaşamayan liderlerin arasında yine görüş ayrılıkları ön plana çıktı. Saatler süren görüşmelerden Avrupa Birliği bütçesinin %3 kısılması kararı çıktı. Şimdi ayrıntılar. Avrupa Birliği ülkeleri Kasım ayındaki başarısız denemenin ardından birlik bütçesini belirlemek için yeniden Brüksel'de bir araya geldi. Bütçe görüşmelerinin gergin geçeceği daha toplantı başlamadan belli oldu. Bazı liderlerin Brüksel'e gelir gelmez veto kartını göstermeleriyle yükselen tansiyon, ikili görüşmeler sebebiyle toplantının 2 saat geç başlamasıyla zirve yaptı. Kasım'daki ilk zirvede anlaşamayan liderler, ikinci görüşmelerde de aralarındaki görüş ayrılıklarını giderebilmiş değildi. Neredeyse her ülkenin farklı bir bütçe önerisi vardı. Fransa, Avrupa Birliği'nin çiftçilerine teşviği ön planda tutmasını istedi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, tarım ve büyümeyi ihmal edecek her türlü uzlaşıya itiraz edeceğini açıkladı. Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi iflasın eşiğindeki ülkeler ise pastadaki paylarını büyütmek için çabaladı. Bu üç ülke, birlik bütçesinden aldıkları paranın kısılmasının yeni krizler doğuracağı görüşünü savundu. Bütçeye ilişkin en sert görüşe ise İngiltere sahipti. Kasım ayındaki zirvede önerilen 973 milyar euroluk bütçeyi kabul etmeyen İngiltere Başbakanı David Cameron aynı tavrı korudu. İngiltere birlik bütçesinin dondurulmasını ve birçok Avrupa Birliği ülkesinde olduğu gibi kemer sıkma politikalarının devreye sokulmasını istedi. Almanya, Hollanda ve İsveç temsilcileri de İngiltere Başbakanı Cameron'a yakın söylemler dile getirdi. Saatler süren görüşmelerden kısmi uzlaşı çıktı.
Avrupa Birliği bütçesi daha önce planlanana göre %3 oranında kısılarak 960 milyon euro olarak belirlendi. Ancak bu bütçenin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Zira bütçenin yürürlüğe girebilmesi için bu yıl ilk kez Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanması gerekiyor. Parlamento, Avrupa Birliği Komisyonu'nun başta önerdiği 1 trilyon euroluk miktarın çok altına düşüldüğü görüşünde. Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz veto sinyalleri verdi. Schulz, üye ülkelerin bütçeye katkılarını düşürmelerinin Avrupa Birliği'ni borç birliği haline getireceği uyarısında bulundu. Sayın seyirciler, Türkiye'nin kanayan yarası işsizlik, üniversite mezunlarını da vurdu. Üniversite mezunu işsiz sayısı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkemizde her 5 işsizden biri üniversite mezunu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan hane halkı iş gücü istatistikleri acı bir gerçeği ortaya çıkardı. İşsiz sayısının 2 milyon 541 kişiyle %9,1 olarak açıklandığı 2012 Ekim ayında üniversite mezunu işsiz sayısı %11,1 olarak gerçekleşti. Bunun rakamsal karşılığı 612 bin kişiye tekabül ediyor. Ülkemizdeki her 5 işsizden biri üniversite mezunu. Bu oran Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek seviyesi. Tarihinde ilk kez 612 bin kişiye ulaşan üniversite mezunu işsiz sayısı, ülkemizdeki işsizlik sorununun nedenli ciddi boyutlarda olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Ülkemizdeki 612 bin üniversite mezunu işsizin 346 binli kadınlar, 241 binli ise erkekler oluşturuyor. Üniversite mezunu kadınlar arasında işsizlik oranı bu dönemde %17,2 olarak gerçekleşti. Terörizmin finansmanını önlemeye yönelik yasa meclisten geçti değerli seyirciler. Yasayla yargı kararı olmadan hemen herkesin mal varlıkları dondurulabilecek, hatta bu varlıklara el konulabilecek. El koyma kararına hükümetin atadığı 7 kişilik heyet karar verecek. Tartışmalı bir yasa daha meclisten geçti. Terörün finansmanını önlemeye yönelik yasa Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne dayandırıldı. Ancak yasa öylesine kapsamlı ki milyonlarca kişiyi direkt olarak içine alıyor. Bundan böyle terör örgütlerine ve teröristlere fon sağlayan veya toplayan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Yasadaki en çarpıcı noktaysa yargının devre dışı bırakılması. Terör finansmanı konusunda bir şüphe tespit edildiğinde konu mahkemeye iletilmeyecek, şüpheli kurum ya da kişinin mal varlıklarına el konulmasına hükümetin belirlediği 7 kişilik heyet karar verecek. Bu 7 kişi MİT, Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'ndaki üst düzey bürokratlardan seçilecek. Yasada bir diğer dikkat çekici ifade, kamu nüfuzunun kötüye kullanılması halinde yine aynı cezaların devreye girecek olması. Bu da muhalif belediyelere baskı unsuru olarak yorumlanıyor. Düzenlemede yer alan bazı maddeler şöyle: TMK kapsamında terör suçu kabul edilen fiillere ilişkin fon sağlanması veya toplanması yasaklanmıştır. Daha önce örgüte fon sağlayan tespit edilmesi halinde örgüt üyesi olarak cezalandırılacak. Mal varlığının dondurulması kararı yargı kararı olmaksızın yapılabilecektir. Değerlendirme komisyonuna suçun işlendiğine dair makul sebeplere dayanarak yabancı ülkelerdeki mal varlığının durdurulması için talepte bulunma yetkisi verilir. Değerlendirme komisyonu yargısal güvenceye bağlanması gereken bir hususta doğrudan idare tarafından oluşturulan bir kurul niteliğindedir. Değerli seyirciler, sömürgeci Batı son 23 yıldır İslam alemine açıktan saldırıyor. Irak, Afganistan ve Libya işgallerinin ardından bugünkü hedef Suriye. Ancak Suriye yönetimi ve ordusuyla hala dimdik ayakta duruyor. Yeni Mesaj gazetesinin internet sitesinde milyonlarca Müslümanın hayatını kaybettiği son 23 yılın analizi yapıldı. İşte o analizden bir kesit aktarıyoruz şimdi sizlere. Dünya tarihinin son 23 yılına bakıldığında İslam ülkelerinin Batı dünyası tarafından sürekli işgal edildiğini görüyoruz. Son olarak 11 Ocak 2013'te Fransız askerleri altın ve uranyum madenlerini garanti altına almak için Mali'yi işgal etti. ABD 2001'de sözde uluslararası terörü önlemek, aslında zengin doğal kaynaklarını sömürmek için Afganistan'a girdi. Bugün önde gelen ABD yatırım bankası Morgan Stanley, Afganistan'ın toplam değeri 3 trilyon dolar olarak açıklanan doğal zenginliklerini çıkarıyor.
Washington, Suudi Arabistan ve Venezuela'nın ardından dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olabilmek için Irak'ı 2003-2011 yılları arasında yerle bir etti. Fransa, İngiltere ve İtalya'nın başını çektiği NATO ülkeleri petrol rezervlerinden pay koparabilmek için Libya'yı 2011 yılında 6 ay boyunca havadan ve karadan vurdu, Kaddafi'yi katletti. Bu arada ABD 1993'te Somali'yi işgal etti, 1996 yılında Sudan'ı bombaladı, 1998'de ise Yemen'de kan akıttı. Benzer örnekleri çoğaltabilmek mümkün. Batı dünyası son 23 yıl içinde İslam ülkelerine doğrudan saldırırken Suriye farklı bir özellik taşıyor. Suriye'de Rusya duvarına toslayan küresel güçler geçmişteki örneklerden daha farklı, bugüne kadar pek denenmemiş bir işgal yöntemini hayata geçirdi. Kısmi işgal olarak niteleyebileceğimiz bu metotta ABD, İngiltere ve Fransa gibi küresel güçler ve Katar, Suudi Arabistan, Türkiye gibi yerel taşeronlarla birlikte farklı ülkelerden devşirdikleri isyancılara askeri, teknolojik, ekonomik, tıbbi ve lojistik destek sağlıyor. Yani Libya, Afganistan ve Irak'ta olduğu gibi hedef alınan ülkeye doğrudan müdahale etmiyor ama bütün güçleriyle devşirme isyancı güçlere destek sağlıyor. İsyancılara Türkiye üzerinden ulaştırılan silahların bazıları şunlar: M79 OSE roket fırlatıcı, RPG-22 ve M60 tüfekleri, RPG-6 çoklu el bombası fırlatıcı. İsyancıların elinde etkili Avusturya yapımı Steyr-AUK tüfekleri bulunuyor. İsviçre hükümetinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne sattığı el bombaları ne hikmetse isyancıların cephaneleri arasında ortaya çıkıyor. Neticede olan İslam ülkelerine ve Müslümanlara oluyor. Soğuk Savaş sonrasında bir başka ifadeyle son 23 yılda Batı dünyasının işgalleri sonucunda doğrudan ya da işgalin yol açtığı hastalık, yetersiz beslenme ve nitelikli sağlık hizmeti alamama sonucunda 3 milyon Müslüman Irak'ta, yaklaşık 400 bin Müslüman Afganistan'da, 30 bin Müslüman Libya'da, 60 bin Müslüman Suriye'de hayatını yitirdi. Yeni mesajın analizi şu soruyla sona eriyor: ya küresel güçlerin ülkelerinde, yani Batı dünyasında kaç kişi öldü? Değerli seyircilerimiz, Türkiye'den dünyaya mesajla şimdi İsrail'e uzanıyoruz ve bir büyük medeniyetin, yani Osmanlı medeniyetinin eserlerinin İsrailler tarafından nasıl katledildiğine dair bir haber var sırada. Evet, İsrail Mescid-i Aksa etrafındaki Osmanlı eserlerini yıkıyor. Yıkılan binaların yerine sinagog yapılacağı açıklandı. Sinagog inşasının İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla alakalı olduğu ifade edildi. İsrail, Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırma operasyonuna devam ediyor. Yıllardır Mescid-i Aksa'nın altını oyan İsrail, şimdi de bölgedeki Osmanlı eserlerini yıkıyor. Yıkılan eserlerin yerine ise sinagog yapılacağı açıklandı. Yıkıma karşı çıkan El Aksa Vakfı'ndan yapılan açıklamada, İşgal güçleri Mescid-i Aksa'nın 50 metre uzağındaki Burak Duvarı'nın kuzeyinde bulunan tarihi kemer ve binaları yıkmaya devam ediyor dendi. Açıklamada sinagogun inşasının İsrail'in Mescid-i Aksa'nın altında sürdürdüğü kazı çalışmalarıyla alakalı olduğu ifade edildi. Aksa Vakfı konuyla ilgili dokümanları ve inşaata dair planları açıklamak üzere pazar günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Öte yandan İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bir grup İsrail askerinin araçlarıyla birlikte Nablus'un Urev köyüne giderek sırf eğlence olsun diye sirenler çalıp havaya ateş açtığı duyuruldu. Köyün içinde bir ileri bir geri giden askerler daha sonra araçlardan birinin megafonunu açarak köylülere Arapça "Günaydın Urev, kalkın, herkes kalksın" diye bağırdı. Tekrar yurttayız. Balyoz davasını etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla haklarında dava açılan İstanbul Barosu olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kararı Başkan Ümit Kocasakal açıkladı. Mesleğe, meslektaşa, baroya ve barolara yönelik saldırılara, tasfiye girişimi ve tezgahlarına en iyi cevabı genel kurulumuz verecektir. İstanbul Barosu olağanüstü genel kurul kararı aldı. Baro Yönetim Kurulu üyeleri hakkında Balyoz davasında savunma avukatlarına verdikleri destek nedeniyle soruşturma başlatılmış, ardından da yargılamayı etkilemek suçlamasıyla dava açılmıştı. Baro yetkilileri de yargılamayı etkiledikleri suçlamasına "bizim avukat olarak görevimiz bu" yanıtını vermişlerdi.
Baro Yönetim Kurulu'na açılan bu davanın ardından kanuna göre baro yönetiminin düştüğü iddia edilmiş, İstanbul Barosu yönetimi de bu iddiaların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Kararı İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koçasakal açıkladı. Avukatlara, avukatlık mesleğine, meslek onuruna, barolara ve özellikle İstanbul Barosu'na yönelik saldırıların, hukuksuzlukların, sindirme ve yıldırma girişimlerinin yoğunlaşması, tahammül edilemez ve tehditkar boyutlara ulaşması karşısında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu en üst organı olan İstanbul Barosu Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağır kararı almıştır. Mesleğe, meslektaşa, baroya ve barolara yönelik saldırılara, tasfiye girişimi ve tezgahlarına en iyi cevabı genel kurulumuz verecektir. Dün Sakarya'da go-kart kazası sonucu hayatını kaybeden Tuğba Erdoğan'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya gönderildi. Olayın ardından adliyeye sevk edilen işletme sahibi denetimli serbestlik yasası gereğince serbest bırakılırken acılı baba olayın peşini bırakmayacaklarını ifade etti. Türkiye, Sakarya'da yaşanan go-kart faciasını konuşuyor. Üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan iddiaya göre kaşkolunun aracın lastiğine sıkışması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen işletme sahibi Ömer M. denetimli serbestlik yasası gereği serbest bırakıldı. Baba Süleyman Erdoğan kızının ölümünün ihmalden kaynaklandığını belirterek olayın peşini bırakmayacağını ifade etti. Benim kızımın bindiği aracın arkasında korkuluğu yok, süngeri yok. Öbür aracın korkuluğu var. Burada büyük bir ihmal sizce de görünüyordur herhalde. Dün sadece ben bir ifade verdim. Şikayetçi misin? Evet şikayetçiyim dedim. Kanunu arasın. Zaten kamuda davasını açmış. Bu Erdoğan ailesinin yaşadığı ilk evlat acısı değil. Aile 18 yıl önce Merve adlı kızlarını lösemi hastalığından kaybetmişti. Kaza öncesi son kez bir kafede görüntülenen Tuğba'nın hayatını kaybetmesi Erdoğan ailesi için ikinci bir yıkım oldu. Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Tuğba'nın cenazesi buradan alınarak memleketi Kütahya'ya götürüldü. Cenaze cumartesi günü Gediz ilçesindeki Ulu Cami'de öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Peki go-kart nasıl bir spordur? Hangi güvenlik önlemleri alınmalı? Kazanın ardından gündeme gelen bu soruların cevaplarını İstanbul'da go-kart işletmeciliği yapan Osman Başbağ verdi. Spor kesinlikle tehlikeli bir spor değildir. Gerekli emniyet tedbirleri ve gerekli ruhsat aldıktan sonra herkesin 7'den 70'e yapabileceği bir spordur. Görevli personelin mutlaka kendisinin kontrolünü yapması gerekiyor. Emniyet kemerleri düzgün bağlandı mı diye. Araçların hızlarını biz komuta edebiliyoruz. Yarış esnasında bütün görevli arkadaşımız tüm yarışmacılarımızı izliyor. Herhangi bir tehlike anında eğer yarışmacı arabayı kontrol edemiyorsa sürücü, arkadaşımız hızını 4 kademede yavaşlatabildiği gibi aracı tamamen stopta edebiliyor. Türkiye kışın üşüten etkisini tekrar hissettirmeye başladı değerli seyirciler. Yurdun batı kesimleri günü sağanak yağış ve fırtına ile geçirdi. Manisa'da aralıksız yağan yağmur sebebiyle yollar göle dönerken Muğla, Antalya ve İstanbul'da fırtına etkili oldu. Türkiye iki günlük yalancı baharın ardından kara kışa geri döndü. Sağanak yağış ve fırtına Marmara, Ege ve Akdeniz'de etkili oldu. Yağmurun en çok vurduğu yer kuşkusuz Manisa'nın Soma ilçesiydi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış gece etkisini arttırınca Soma sokakları sular altında kaldı. Yağmur nedeniyle 40 ağaç Soma karayolu ulaşıma kapanırken çok sayıda ev ve iş yerini de su bastı. Evleri suyla dolan vatandaşlar belediyeye tepki gösterdi. İlk meydanda abi anlatacak bir şey yok. Biz 10 seneden beri anlatıyoruz. Bunu kimse anlamıyor. Ne anlatacak ki? Adamları aradık baba 10 defa aradık. Hala ekip gelecek. Muğla'daysa fırtına etkili oldu. Milas ilçesinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ağaçları kökünden söktü. Marmaris'te ise fırtınanın etkisiyle oluşan dev dalgalar sahilleri dövdü.
Antalya'da da benzer görüntüler vardı. Şiddetli fırtına nedeniyle karetta karettalar sahile vurdu. Dev metropol İstanbul'da günü fırtınalı geçirdi. Fırtına özellikle Silivri'de etkili oldu.